Merhabalar Business Channel Türkiye izleyicileri. Bir İşi Bilen programı daha sizlerleyiz. İşi Bilen kısmında da değerli konuğumuz bugün Yalova'dan geliyor efendim. Kendisi Hilton Garden Inn Yalova Genel Müdür Yardımcısı ve İnsan Kaynakları Yöneticisi Fatih Baycan bugün konuğumuz. Dilerseniz öncelikle kendisine bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri takdim edelim. Ardından sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nasılsınız Özge Hanım. Fatih Bey? Çok iyiyim, merci. Siz Çok nasılsınız? teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Fatih Baycan. Aslında hayalim futbolcu olmaktı. Futboldan nerelere geldik? Kısaca söz edeyim hemen size. Buyurun. Bir 6 yakala profesyonel futbol hayatım oldu. Futbol hayatını sürdürürken de ortaokul zamanlarında şöyle düşündük. Dedik ki futbolcu olamazsak ne olmamız lazım? İşte geleceğin mesleklerini araştırmaya başlarken teknolojiden söz açıldı. Ve ileri görüşü düşünerekten dedik ki yani ilerleyen zamanlarda teknoloji gayet iyi bir yerlere gelecek. O yüzden bilgisayar alanında ilerlemek istedim. Hem futbol hem bilgisayar hem de okulumu devam ettirmeye çalıştım. O sırada lisede bilgisayar programcılığı teknik bölümünü okudum. Liseden sonra da futbol hayatım bitti. Küçük bir sakatlık söz konusu Çok olduktan geçmiş sonra çok olsun. sağ olun. Bu şekilde dedim ki iş hayatına atılmaya çalışırken bir rakiplerimden önde olmam gerektiğini düşündüm. Bu yüzden şunu düşündüm. Dedim ki bir İngilizce eğitimi, çok iyi bir İngilizce eğitimi alayım. Ticaret hayatına atılayım. Üniversitenin de hazırlık sınıfında başlarken sadece İngilizce alacakken bir burs taraftan bir burs sınavı gerçekleşti. Burada da %100 başarı bursu kazandım. Dedim ki madem ki %100 başarı bursunu kazandım, bari işletmeyi de okuyayım. İş hayatına hem İngilizce hem işletme, teorik ve pratik anlamda ikisini yetiştireyim dedim. Üniversite 1'de de hatta geçen resim programımızda yaprak tecih vardı. O benim hocam olur. Aa, ne güzel. Selamlarınız Kendisini olsun. de kesinlikle yaprak hoca sevgiler. O da insan kaynakları üzerine çok iyi bir yöneticiydi. Hem bizim öğretim görevlisi hem hocamızdı. Onu bayağı bir kendime rol edindim aslında. Ne kadar bu mesleğe aşık ve keyifli bu işi yapıyor derken ben de insan kaynaklarında spesifik olarak ilerlemek istedim. Ticareti bir tarafa bıraktım. Çünkü dedim ki ticaret her zaman yapılır, her yaşta yapılır. Ama altın bilezik ya da bir alanda ilerlemek istiyorsanız spesifik bir alan seçmeniz lazım. Şimdi işletme okurken de şunu düşündük. Siz normal lisede okusanız ya da üniversitede okusanız bir gidip satış temsilcisi olabiliyorsunuz ya da gidip halkla ilişkide çalışabiliyorsunuz veyahut başka sektörlerde görev alabiliyorsunuz. Ama insan kaynakları dediğiniz zaman işte orada tıkanıyorsunuz çünkü kanun bilmeniz gerekiyor. İletişiminizin çok kuvvetli olması gerekiyor ya da Kesinlikle. sabrınızın çok iyi düzeyde olması gerekiyor. Bunlar da bir de yardımsever olmanız gerekiyor. Bunlar da bende olduğunu düşünerekten, kendimi de hep iyi tanıdığımı düşünerekten, hep kendimi geliştirmeye çalışırken bu karakterlerin de bende olduğunu düşünerekten insan kaynakları üniversite 1'de karar verdim. Ve bu alanda da ilerlemeye çalıştım. Ne yaptım bununla ilgili? İşte büyük şirketleri tanımaya çalıştım. Arka planda insan kaynakları ne işler yapıyorlar, bunları öğrenmeye çalıştım. Sonrasında da işte üniversite zamanında bayağı deneyim edinince işte gece vardiyalarında çalıştım. İşte gündüz 2 yıl boyunca bir danışmanlık firmasında görev aldım reklam şirketinde. Üniversite bittikten sonra askerlik, sonrasında geldik danışmanlık firması. Sonra çok büyük bir Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birinde üretim firmasında görev aldım. 2 yıl kadar insan kaynaklarında 500 çalışanımız vardı. Orada da çok güzel insan kaynakları üzerine başarılar elde ettim. Sonra dedim ki artık üretimden çıkıp hizmet sektörüne ilerlemem lazım. Çünkü orada grand janti giyiniyorsunuz. Ama fabrikada gezerken işte kıyafetiniz yağ oluyor ya da insanlarla bazı noktalarda ters düşme durumları söz konusu oluyor. Ama hizmet sektöründe böyle değil tabii ki. Çıktığınız zaman sahnede o sahne sizin oluyor. Kendinizi gayet net gösterebiliyorsunuz. Ben de turizm seçtim. Turizme girdikten sonra da işte Holiday Inn Otel, Hilton'lar, DoubleTree ve şimdi en son Hilton Garden Yalova'da görev yapıyorum. Yaklaşık 7 yıldır bu sektördeyim. Gayet keyifli ve çok da mutluyum. Harika. Durum böyle. Peki mülakat ve iş arama teknikleri kitabı çıkacak en kısa sürede zaten kitabınızda mevcut. Kısmetse haftaya. Bu kitabınızda neler anlattınız ve aslında sizi bu kitap yolculuğunu sürükleyen konu neydi? Şöyle, çok güzel. Şöyle, bu kitabın çıkma sebebi birkaç tane sebebi var. Şimdi ilk kariyerimde danışmanlık firmasında başladığımda bizim yönetim kurulu başkanı yardımcılığını yapmıştım. Onu da bilinçli seçmiştim aslında. Çünkü insan kaynakları alanında ilerlemek isterken gittiğiniz bir yerde sıfırdan başlamanız gerekiyor. Fotokopi çekiyorsunuz ya da arka planda 2-3 Doğru. yıl çaba sarf etmeniz lazım. Ama bir genel müdür yüzü ya da bir patron yüzü görmeniz çok zor. Ben danışmanlık firmasında başlarken şunu gördüm.
zaten yardımcısıyım, yönetim kurulu başkanı yardımcısı. Toplantılara giriyorsunuz, işverenleri görüyorsunuz, genel müdürleri görüyorsunuz, insan kaynaklarını görüyorsunuz. Hemen bir taş, 3-4 kuş vurmaya çalıştım. Aslında güzel oldu. Başlangıç noktam keyifli oldu. Ve burada danışmanlıkta da şunu gördüm. Aslında 45'imden sonra hayallerim biraz daha değişti. 45'imden sonra bir danışmanlık firması açmak ve burada hizmet vermekti. Bunun için de 30 yaşlarda bir kitap yazmaktı. Bütün çoğu danışmanların en büyük eksikliği şuydu. Yani benim tanıdıklarımdan bahsediyorum. Kitapları hep 45'inden sonra yazdılar. Genç yaşta yazmak hem onların ne kadar bilgili olduğunu ya da işinde başarılı olabileceğinin bir ipucusudur aslında. Oradan yola çıkarak ben işte yaklaşık 5 sene önce falan bir temelini attım aslında. Mantıken de atmıştım. Başkaları oluştuktan sonra da şimdi piyasaya baktığım zaman ki ben insan kaynakları alanında ilerledim. Üniversite zamanında çok az insan kaynakları kitapları vardı. Vardı işte 300-400 sayfa. Ben okuduktan sonra hiçbir şey anlamıyordum. Çünkü terim çok. Ve bir de hukuki terimler tarzında çünkü kanun olduğu için anlamadığınız noktada söz konusuydu. Ben de bunu şimdi hem o yaşlardan hem o sıralardan geçtik hem o yaşlardan geçtik. Aslında çok aramızda büyük bir uçurum yok. İşte üniversite öğrencilerden ya da okuyan ya da yeni mezunlar ya da yeni iş arayanlardan mütevellit. Ben de bu kitabı yazayım dedim. İşin içinden birisi olarak yazayım. Yani örneklerle sıkılmadan, tanımanım olmadan insan kaynakları nedir? İş aramak nasıl olur? Masanın iki tarafını yazdım. İyi bir insan kaynakları nasıl olmalı? İyi bir aday insan kaynakları nasıl tavlar? 120 sayfadan oluşan keyifli bir kitap oldu. Bunun denemelerini birkaç tane iş arayan ve öğrenci ve KOBİ arkadaşlarımıza okutturdum. Çok güzel yorumlar aldım. Onların desteğiyle de kitabı bastırma kararı aldık. Sağ olsun Arunas Yayın Evi patronum Erkan Bey. O da kitaba inandı. Benim gibi. Piyasada böyle bir eksikliğin olduğunu düşünüyoruz. Kısmetse önümüzdeki haftalarda harika raflarda göreceğiz. Olacak. Öyleyse aday mülakata gittiğinde ve bu kitabı okuduğunda ne hissedecek? Şunu hissedecek. Kitabın başında yazdım. Dedim ki yani bu kitabı okuduktan sonra bir özgüvenle içeri gireceksiniz. Benim yaklaşık yani 1000 küsur belki bir görüşmem söz konusu olmuştur ki biz de bu yollardan geçtik. Biz de görüşmelere gittik üniversite zamanlarında. Elbette. En büyük eksikliğimiz şuydu ki bende yoktu. Benim her zaman bir özgüvenim vardı. Bir değişik bir özgüvenim söz konusuydu. Kapanan içeri girerken acaba karşınızda işte küçük bir hata yaparsam sanki bir düğmeye basılacak işte lütfen teşekkür ederiz iyi günler falan deyip bir algı var söz konusu. Şimdi bu kitabı okuduktan sonra aday şunu hissedecek. Ya korkulacak bir şey yok. Yani karşımdaki insan ipuçları da bunlar. Benim karakterime hangisi uygunsa ona göre davranmam gerekiyor diyebilecek bir kitap. Bir de 300 sayfa değil, 400 sayfa değil, 120 sayfa bir seferde mülakattan 2 saat öncesinde okunması kişinin önünü ilikleyip gönül rahatlığıyla insan kaynakları önüne çıkabilmesiyle alakalı bir kitap oldu. Okuyanların kesinlikle özgüveni yerine gelip ne yapmak istediklerini gayet net anlatan bir kitap oldu. Peki sizce iyi bir insan kaynakları olabilmek için neler gerekli? Sabır en önemlisi, sabır aslında. Onun dışında işini aşkla yapabilmek. Yani bu mesleği gerçekten ben şimdi hatırlıyorum ilk başlarken insan kaynakları sadece mülakat yapmak, referans yapmak, işte çay kahve ikramları bulunmak, işte sohbet etmek falan diye düşünüyordum ama derya deniz gerçekten. Yani ilk kariyer günlerimi hatırlıyorum. İlk 6 ayda karnım ağrılar girdiğini bilirim. Yani stresten işte maaş yetişmiyor, bodro işleri, mutfak yani arka taraftaki işte işler falan sizi bayağı bir yıpratıyor. Bu yüzden çok iyi bir sabrınız olması lazım. İşinizi çok iyi severek yapıyor olmanız lazım. Egolarınızın hiç olmaması lazım. Çünkü egonuzun olduğu yerde gerçek insan kaynakları yapamıyorsunuz. Yani sizin bir departmanınız var ama o departmanın sağından solundan insanlar, adaylar geçiyor. Siz o merkezi kendinizi şirketin daha önüne geçiriyorsunuz. Ama ego yoksa insanlar geçerken size de uğruyorlar. Bir selam veriyorlar, halatı sorup devam ediyorlar varsa bir problem. Bir de yardımsever olmanız çok önemli. Yani bizim iş yükümüz çok aslında baktığınızda. Şimdi ben üniversite 1'de şöyle bir iddiada bulmuştum. Hatta Yaprak hocamızla konuşurken. Dedim ki geleceğin mesleği, hatta şu tartışma geçmişti. Geleceğin mesleği ne olur? Herkesin işi satış, pazarlama. Evet katılıyorum aslında o ama zaten şirketin iki tane en büyük özelliği var. Bir tanesi satış, pazarlama, bir tanesi insan kaynaklarıdır. Hatta dedim ki 50 yıl sonra bence şöyle bir durum söz konusu olacaktır. Devlet şöyle belki bir şey yapabilir. Der ki 50 ve üzeri çalışan firmaların mutlaka bir insan kaynakları departmanı olmak zorunda. Çünkü sadece iş ve ev arasında geçen zaman insanların hayatını etkiliyor, evini etkiliyor, ailevi durumlarını etkiliyor, bütün sosyal hayatını etkiliyor. Şimdi departman anlamında da eğer insan kaynakları çok aktif değilse
maalesef bir süre sonra sirkülasyon çok hızlı ilerlemeye başlıyor. İşte insan kaynakları orada devreye giriyor. Yardımseverseniz iş yükünüzü bir kenara bırakıp karşınızdaki insana değer verdiğinizi hissettirmeniz gerekiyor. İyi bir insan kaynakları da mülakattan sonra eğer aday gerçekten o izlenimi, size o sıcaklığı verdiyse size kalkıp ya Fatih Bey ben çok memnun oldum sizi tanıdığıma. Yani burası olmadıysa bile ben tekrardan sizi tanıdığıma çok sevindim. Yani geçer gün çayınızı içmek isterim dediyse siz gerçekten iyi bir İK'cısınız demektir. Güzel. Her adaya ilk defa size geliyormuş gibi yani ilk görüşmenizmiş gibi o heyecanla adayı karşılamanız lazım. Giderken kapıya kadar uğurlamanız lazım. Gerçek bir İK'cı bana göre böyle olmalıdır. Kesinlikle. Başarımızın sırrı da herhalde buradan faydalanıyor. Yani ben klasik bir İK değil, modern İK yapmaya çalışıyorum. Çünkü insan karşımızdaki de insan robot değiller. Duygularını anlamak lazım. Düşüneceğim bu yönde. Peki herkes sanırım mutlaka bir kez işsiz kalmıştır ve evet, hepimizin de kabusu zamanında hele ki ilk kez işe hayatına başlayacaksak CV doldurmada en fazla bir staj kısmını yazarız. Evet. Onu da dolu dolu yazmaya çalışırız. Benim bildiğim ve benim zamanımda da muhakkak fotoğraf olmalı, vesikalık gibi çok gülümsemeyeceksin. Böyle hani olsa gidişin çıksın çıkmasın arasında CV olması gereken kısmını dolduracaksın. Ben şimdiki CV'lere baktığım zaman hani fotoğraf yok. Olsa bile Snapchat fotoğrafları görüyorum. Kesinlikle. Veya öyle bir ağdalı cümleler var ki her işi yaparım. Kesinlikle. Yani nelerle karşılaşıyoruz? Benim CV algılayışım bu değil ama ben size sormak istiyorum. Doğru kesinlikle. Muyum? Kesinlikle. Yok. Çok güzel tespit yapmışsınız. Kesinlikle. Benim hatta bir tane örneğim vardır. Fabrikada iş başvurusu yaparken metallik, yani biz metal üretimi yapıyorduk. Metalle ilgili bir film vardı. Kişi şunu yazmış. Çok hoşuma gitti. Kişiyi çağırdım hatta. Yani sırf eğlenceli olduğu için de mülakatı çağırdım. Dedi ki işte ben metal bilmem ne filmini izledim. Çok etkilendim. Kesinlikle bu işlere çok uygunum deyip başvuruda bulmuştu üretim sektöründe. Kişiyi çağırdım. Çay kahve ikram ettim. Yani ona uygun değil ama sırf o hoş şeyinden dolayı, yazısından dolayı öyle. Ama maalesef şimdiki nesil diyeceğim ama üzülerek söylüyorum. Şimdi biz de yeni nesillerden aslında ki çok uzak değiliz. Evet dediğiniz gibi resimlerde yani hani onu da geçtiniz. Bazı resimler var. Gerçekten koyulmayacak resimler. Yani erkek adayımızın saç sakal bırakıp işte selfie yaparak koyması falan çok uygun resimler tersten değil. Tersten fotoğraf koyan bile var. Hiç bakmamış yani. Kesinlikle ama ben şöyle doğrusu dersin hangisi? Doğrusu tabii ki sizin normal çalıştığınız yerlerde nasıl giyinmeniz gerekiyorsa o türde bir kıyafet. Vesikalık olmak zorunda değil. Yani başka bir resim de olabilir ama gerçekten ona uygun bir pozisyon olmak zorunda. CV'den içeriğine bakarsanız ben sadece şunu değerlendirmiyorum. Şu da yanlış aslında. Ya işte resim koymamış ya da kötü bir resim koymuş. Çağırmayalım. İşte çok ukala bir adam ya da işte işi bilmeyen bir adam ya da işte laubali bir adam. Ben buna karşıyım. Evet, profesyonel baktığınız zaman resim olması lazım. İçeriğin çok düzgün yazılması lazım. Referansların çok iyi olması lazım gibi gibi durumlarda. Bu doğrusu. Ama olmadığı zaman da siz ne arıyorsunuz? Bu önemli. Eğer aradığınız kriterler, cümleler onun içerisinde yer alıyorsa resim benim için ikinci planda. Örnek veriyorum. CV taraması yapıyorsunuz. Sizin için üretimden bahsediyorum. Sizin için eve yakın olsun ya da güzergah üzerinde olması gerekiyor. Siz bu noktalara bakacaksınız. CV'deki resim ikinci planda. Ya da siz satış pazarlama sorumlusu arıyorsunuz. İlk önce resim gelir, sonra öbürleri gelir baktığınız zaman. Yani o kişinin pozisyonuna göre değişebiliyor. Bazı İK'cı arkadaşlarımız hiç koyar kenara, der ki bu olmaz. Ben öyle değilim, ben onları değerlendiriyorum. Yanlışlar olabilir, bizim de yanlışlarımız olmuştur zamanda. Ben de bir şey düşünüyorum. Keşke birileri çağırıp bize akıl verselerdi. Ama biz kendi çabalarımızla bir yerlere geldik. Ben de böyle düşünüyorum. Ne güzel. Yani. Şimdi artık bir kitabımız var olacak evet, zaten. Başucu kitabımız olacak. Kesinlikle. Hepimizin hayatında okuması gereken kesinlikle değerli bir kitap olacak. Kesinlikle. Çok bir de kurucu olduğunuz bir oteliniz var. HF. Otel danışmanlık. Bu yolculuk nasıl başladı? Evet. O da şöyle aslında dediğim gibi danışmanlık firması hayalimdi 45'imden sonra. Şimdi yönetim kurulu başkanımız var. Hikmet Işıldak Bey. Kendisine selamlarım olsun. Kendisini ikna ettim. O bizim tecrübesiyle, bilgi birikimiyle bize önderlik yapacak bir ortağımız, bir yöneticimiz. Durum şöyle, normalde 45'inden sonra danışmanlık firması açmak güzel, keyifli. Çünkü sizin karşınızda bir patron olacak. Ve bu patron sizin yaşınıza istinaden diyecek ki ya 30 yaşında, 32-33 yaşlarında birisi bana akıl vermesi çok parantez içerisinde çok sağlıklı değil. Çünkü kendisini biraz alt kademede görmüş olacak. Ama 45'inden sonra saçınız arkada düşecek, gözlük takacaksınız, belki biraz kilo alacaksınız. Karşınızdaki patron ise biraz daha karşınızda masanıza geçip oturma durumu söz konusu olur. Bu danışmanlık firması da şöyle aslında ortaya çıktı. Turizm sektöründe çok danışmanlar söz konusu ama bu danışmanlıklarda
gördüğümüz, üzülerek söylüyorum, çok yanlış işler var. Yani işverenleri yanlış yönlendirmeler, projelerin isimleri ve konumları yanlış yerlerde, yani doğru kontrol yapılmamış. Şimdi bunu görünce de benim de bir hayalim var, danışmanlık. Yönetim kurulu başkanımız da, ortağımız da, Hikmet Bey'i de ikna ederim bu konuda. Onun bilgi birikimiyle, benim de kendi bilgi birikimim ve kendi ekibimizle, güzel bir ekip kurduk. O ekibimizle birlikte işverenlere turizm sektöründe iyi bir hizmet vermeyi planlıyoruz. Çünkü şu an çok iyi hizmet almadığımızı düşünüyorum. Hizmet, turizm anlamında zaten gerilerdeyiz. En azından işverenlerimizi doğru yönlendirelim. Doğru yönlendirmenin sonucunda ülke kazanacak, turizm canlanacak, hepimiz de bundan faydalanmış olacağız. O yüzden böyle bir hedefimiz oldu ve bunu hayata geçirdim. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben çok teşekkür ederim. Nice güzel de başarınızın kat ve kat devamını diliyorum. Çok teşekkür ederiz. En kısa sürede kitabınızı inşallah bizler de raflarımıza göreceğiz. Umarım çıktıktan sonra bir daha görüşme fırsatı yakalarız. İnşallah, neden olmasın. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Mersi. Değerli konuğumuz bizlerleydi efendim. Hilton Garden'in Yalova Genel Müdür Yardımcımız ve İnsan Kaynakları Yöneticisi Fatih Baycan konuğumuzdu. Bir sonraki İşi Bilen programında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.